Selamlar. Size ancak kamerayı açabildim arkadaşlar. Çünkü kuaförde inanılmaz sıra vardı ve çok bekledim. Yani aslında hayırlı yaşasın. Yani Yeliz abla oradaydı. Annem de geldi. Üçümüz öyle oturduk, sohbet falan ettik. Tabii zaman güzel geçti ama benim başka planlarım da vardı. Bayramlık falan bakacaktım. Hem kendime hem Oğuzhan'ım. O plan olmadı. Çok beklediğim için geç çıktım. Saçlarımı boyattım. Şöyle orta kumral dedi Fevzi abi. Saçımı zaten videoda boyayan kişi, işte kurutan kişi, o orta kumrala boyadık ki her tarafı eşit renk olsun dedi. Ben evde boyadığım için biraz böyle işte yarısı farklı yarısı farklı renk olmuş. Onu eşitledik. Aslında açalım saçını dediler. Ben çünkü açık renk istedim. Onlar açalım dediler de hiç gözüm kesmedi arkadaşlar. Hem Ramazan hem yorgundum zaten. Bayramdan sonra eğer Allah'tan bir şey çıkmazsa saçımı açacağız. Daha böyle açık renklerde yapacağız inşallah. Ama şimdi bayramda bununla gezeceğim. Şimdi bu hava birazcık karanlık, bulandı çünkü burada yağmur başladı. O yüzden rengini tam anlayamıyorsunuzdur. Yarın gün içerisinde tekrardan size böyle detaylı bir şekilde açarım. Biraz koyu geldi gözüme ama hepsi eşit olduğu için içime sindi tabii ki de, güzel oldu. Böyle bayramlık bakamadım. Şimdi pastaneye geldik. Bugün Çağatay'ın doğum günü. Ona böyle Koton'dan hemen bir hediye aldık Oğuzhan'la beraber. Şimdi de ona pasta alacağız. Ona doğum günü sürprizi yapacağız. Kocam da burada. O bugün mesaiye gitti. Aslında biz bayramlık alışverişi yapabilirdik de hep bu adam yüzünden yapamadık. Elimi neye atsam? Hadi. Of. Püf. Hep böyleydi. O yüzden dedim ben seninle bayramlık bakamayacağım. Yarın annemlerle beraber tekrardan çarşıya gideceğiz. Konuş aşkım, konuş. Ne diyeceksen konuş. Yarın tekrardan onlarla çarşıya gideceğiz. Öyle sakin kafayla bakacağım. Neyse şimdi bir pasta alıp gelelim. Baklava alacağız. Şöyle bir 8 dilim kadar falan. Evet evet. Supank'le aynen. Bir tane. Bir tane. Şimdi görünce canım istedi. Oğuzhan ne yazayım? Valla ne istiyorsan. Valla ne istiyorsan. Sana sen de bunu alayım. Sen de bunu alayım. Sen de bunu alayım. Yok yok. Ben son araba çıkmıyordu ya. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. İyi ki doğdun Çağatay. Herkese günaydınlar. 9 Nisan Salı sabahındayız. Arefe günündeyiz. Şöyle uyandım. Aslında çok güzel uykumu aldım. Misler gibi uyandım diyebilirim size. Uyandım. Şöyle gördüğünüz gibi evimi havalandırıyorum. Burayı da açtım. Yatak odasını da açtım. Aslında hava çok soğuk arkadaşlar. İnanılmaz soğuk. Ama şöyle güzel temiz bir hava girsin istedim içeriye. Yatağımı da düzledim. Şimdi hızlı bir şekilde sizlerle dünden kalan yarım temizliği devam ettireceğiz. Dün aslında ben size video çekmedim. Çünkü dün niyetim hızlı bir şekilde temizliği bitirip, yani yarısını bitirip sonrasında dışarıdaki işlerimi dün hepsini bitirmek istemiştim. Bitsin dedim. Bugün de İşte geri kalan yarı temizliğimi yapar, sonra da artık dinlenirim iftara kadar diye düşündüm. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı tabii ki de. Çünkü ben bu bayram hata yaptım. Aslında ben diğer bayramlar işlerimi daha önceden halleder, böyle son zamanlara kalmazdım. Bu bayram Ramazan'ın ağırlığının verdiği bir şeyle galiba son zamanlara bıraktım. İşte kuaför işlerim olsun, alışveriş işlerim olsun son zamanlara kaldı.
Bir de internetten alışveriş yapmak istemedim nedense. Babyton oldu. Alışveriş yapmak istemedim. Buradan kendim yapmak istedim. Öyle olunca da bir türlü gidemedim alışveriş yapmaya. Böyle uzadı da uzadı. Dün bitiremediğim için bugüne kaldı. O yüzden dün kuaförde de bayağı zaman harcadığım için bakamadım. Bu arada bakın. Burada böyle değişik bir uçuk gibi bir şey çıktı. Ne çıktı ben de anlamadım ama böyle bir şey çıktı. Şimdi ben dün ne yaptım canlar? Dün tuvaletimi yıkadım, tozumu aldım. Ondan sonra ne yaptım başka? Tuvalet yıkadım, tozumu aldım. Bu yazlık, kışlık içeri ayakkabıları ve içeri terlikleri ve dışarı ayakkabılarının yerlerini değiştirdim. Yazlık terliklerimi yıkadım. 2 gündür burada hava yağışlı olduğu için tabii ki de onlar hiçbir şekilde kurumadı. Ve kurumaz öyle görünüyor. Hatta bakın şu yukarısı boş. Şurası boş. Buraya işte içeri terlikleri falan gelecek. Neyse onları yaptım. Sadece süpürme silmeyi bugüne bırakmıştım. Şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde süpürüp sileceğiz. İnşallah bu haftaki temizliğimizi de böylelikle bitirmiş olacağız. Sonra da bir duşa girerim. Hazırlanır hemen dışarı çıkarız. Bu arada saçımın rengini görüyor musunuz? Şöyle ışığın önüne tam geçmek istiyorum. Birazcık koyu oldu tabii ki de. Çünkü neden? Benim saçımın dibi açıktı. Hatta orada da gösterdiler bana. Ucu açıktı. Şu ortada koyu bir renk vardı. Onu kapatabilmek adına, eşitlemek adına böyle kumrala boyadık. Koyu kumral galiba bu. Aslında orta kumral dediler. Ama yıkadıkça kendini gösterir dediler. Daha henüz yıkamadığım için bilmiyorum. Öyle işte. Bu arada bir de perçem kestirdim. Şöyle. Tabii ki de şu an dün yağmurda falan ıslandığı için çok şekilsiz duruyor. Bir duşa girelim. Böyle kendimce şunu bir fönleyeyim falan. Nasıl olduğuna bakalım sizlerle beraber. Daha da kısa keselim dediler de ben pek güvenemedim. Belki kullanamam, sıkılırım diye. O yüzden şimdilik böyle kestirdim. Eğer hoşuma giderse birazcık daha kısaltırım diye düşünüyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmadan ve zaman da geçmeden, çünkü bugün son günümüz biliyorsunuz ki, işlerimizi artık bitirmemiz lazım. Hemen temizliğe geçelim. Selamlar, şöyle hazırlandım, temizliği bitirdim, saçlarımı yıkadım, banyo ettim, hazırlandım, yağmuru görüyorsunuz şemsiye eşliğinde. Şimdi kendime bir şeyler bakmaya gidiyorum. Önce Mavi'ye gideceğim, Hatice ile konuştuk, o da oraya gelecek, onlar beraber gezeceğiz. Bir saniye. Çarşı inanılmaz kalabalık, öyle böyle değil. Burası, yani çarşının içi çok kalabalık olduğu için arabayı annemlerin evinin önüne park ettim. Annemlerin evi de zaten çarşının hemen arka tarafında, çok yakın. Şimdi gidiyorum. Soğuk vallahi, mont da giysem olurmuş. Kollarını katlamışlar mı? Eve geldim. Aslında size alışverişte video çekeceğim, size de çekeceğim demiştim ama o kadar kalabalıktı ki, Hatice geldi bu arada. Hem yağmur yağıyor, hem kalabalık, hem de işte birçok şey tükenmişti. Birçok yere gittik. Öyle olunca da bir daha kamerayı açamamışım size. Onu fark ettim. Sonra Oğuzhan geldi. Oğuzhan'a bir gömlek aldık. Hatta şu an onu çalıştırıyorum. Yani onu yıkıyorum. Şöyle 15 dakikalığa attım ki tozu toprağa gitsin diye. Hava burada bayağı yağmurlu. O yüzden ancak kurur yarına diye. Hemen eve geldim. Gelir gelmez gömleğini attım. Orada bir video çektim diye hatırlıyorum.
O sana gömleğini aldık. Bana da aldım. Bayramlık alışverişimi yaptım. Benimkini gösteremiyorum. Arabada. Ben şimdi buradan annemlere geçeceğim iftara. Orada gösteririm size inşallah. Kargolarım gelmişti dün. Ben onları Emine abladan almamıştım. Hazır eve gelmişken, makinayı da bekliyorken siz de şöyle kargolarımı açalım istedim. Şöyle 5 adet kablo toparlayıcı aldım. Bu çaycımın kablosu, işte kahve makinemin ve airframe'in kablosu böyle birbirine karışıyor çok fazla. Hatta 12 tanesi yan yana diye çok fazla karışıyor. Şimdi bunu şimdi bugün yapmayız da bir sonraki günlerde şöyle sizinle beraber yapıştırırız. Kabloları dolarız, beraber yaparız. Böyle kablo koruyucu almıştım. Kablo koruyucu değil, kablo toparlayıcı. Bu da telefon tutucumuz araba için. Biz iki tane almıştık. Ama sonra onun ikisi de yani bu yapışkanlı vantuzlu mu oluyor? Yapışkanlı yere çabuk bozuldular. Öyle olunca bu sefer olsam bu dikiz aynasına takılandan aldı. Şöyle görebiliyor musunuz? Daha sağlam ve uzun ömürlü olsun diye. İnşallah da öyle olur. Şimdi böyle bayağı şöyle bir şey, 3 parça. Bunları birazdan değil de yarın büyük bir ihtimalle olsan yapar. Dikiz aynasına takarız zaten. Size de gösteririm mutlaka. Şimdi ben bunun parçalarını kaybetmemek adına. Bunlar neymiş böyle ya? Yapışkan yapışkan. Neyse. Kaybetmemek adına kutusuna gerek koyuyorum. Sıkıntı olmasın diye. Şöyle son olarak da bu kargomuz var. Aşkım bu enginar suyu ne için? Neye iyiydi? Güzel paketlemişler ha. Cam. Çok iyi gelmiş. Şöyle de son olarak enginar suyumuz var. Bunu Oğuzhan sipariş etti. Enginar suyu karaciğeri temizliyor. Evet. Ve cildi, ciltteki şu bende de çok var ya, sivilce. Ha evet, vücudunda çıkan sivilceler. Sivilceler, vücuttaki sivilceler. Evet. Hepsini bitiriyormuş yani düzenli kullanımda. Ve karaciğere çok faydalıymış. Peki nasıl kullanmamız gerekiyor? Her suyu da seyrelterek içeceksin. Sade içemezsin diyorlar. Ben tadına hiç bakmadım mı? Sade içemezsin diyorlar. İşte evet. Atıyorum yarım çay bardağına, yarım çay bardağı da su evet. İçeceğim. Açık karnına yaptım. Neyse. Dolaba koyuyorum. Tamamdır. Çok şükür. Sonunda bitti. Ay. Mis gibi kokuyor. Tamam, şimdi çıkabiliriz bebeğim. Çabuk ol, hadi hadi. Bizde iftar son hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Annem en sevdiğim pilavı yapmış arkadaşlar. Dövme pilavı. Evet. Bu İbrahim amcalara, karşı kuaföre, onlara gönderiyoruz. Geri kalan bizi. Burada gelin kızımız tabii ki her zamanki gibi salata yapıyor.
Şu an size menümüzün alakasını göstereceğiz. Bakın. Dövme pilavı ve yerniş. Yerniş'i biliyorsunuz, meşhur yemeğimiz bizim. Bugün iftarda annemlerdeyim.